Sevgili konuklar, Türk Müziği topluluğumuzun Şef Tahir Aydoğdu yönetimindeki konserine hoş geldiniz. Konseri sizlere bugün ben Nergis Gümüşay'ı sunacağım. Yaklaşık 2,5 saat süresince sizlerle birlikte olacağım için çok mutluyum. Konserimizin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sayın Profesör Doktor Erol Belgin hocamı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun. Saygıdeğer konuklar, bugün çok özel bir ismin sizlerle buluşmasını koro olarak sağladık. Onur konuklarımız, Sayın Rakım Elkutlu ailesi başta olmak üzere, bizleri onurlandıran değerli devlet büyüklerimiz, değerli sanatçılarımız ve siz değerli sanat dostlarına teşrifleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Nurol Türk Müziği Topluluğu bundan 3 yıl önce Nurol'un desteğiyle kuruldu ve müziğimize en iyi şekilde hizmet etmek için bütün ilkelerini belirledi. Oya gibi işlenmiş müziğimizin ruhumuzu, gönlümüzü, beynimizi dinginleştirici bütün unsurları kendi içimizde paylaşıldı. Ama bunun en güzel tarafı da tabii bu güzelliği sizlerle paylaşmak. Bu nedenle teşrifiniz için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum tekrar. Burada gerçekten sanata gönlünü vermiş hem profesyonel TRT'nin çok değerli sanatçıları, koromuzun sanatçıları, saz sanatçıları ve koro üyelerimiz bütün bu ilkeler için zaman mekan tanımadan bir araya gelip bu güzel sanatımıza destek olmak, bunu yaşamak için çok güzel çabalar gösteriyorlar. Onlara da huzurlarınızı teşekkür ediyorum. Ama yine en büyük teşekkürüm tabii ki bizlere çok büyük destek veren Nurol Holding ve onun Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün çok değerli üyeleri, şimdi bir tanesi de aramızda. Zaman getirdiği kadar götürdükleri de var. Ama şu arada görmüş olduğum bu güzel yüzlerle, bu güzel bestecinin ve diğer bestecilerin eserleriyle eğer sizlerle 1-1,5 saatlik bir zamanı paylaşabilirsek mutluluğumuz sonsuz olacaktır. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Dileğim çok iyi bir konserle sizleri mutlu olarak buradan uğurlamaktır. Saygılar sunuyorum. Sayın Profesör Doktor Erol Belgin hocamın da bahsettiği üzere bugünkü konserimiz 2 bölümden oluşuyor. 1. bölümü Cumhuriyet döneminin değerli bestekarlarından merhum Rakım Elkutlu'ya ayırdık. 2. bölümde ise Rast ve Hicazkar makamında gönüllerinizi şenlendireceğimiz şarkılara yer verdik. Öncelikle bestecimiz Rakım Elkutlu'dan kısaca bahsetmek isterim. Rakım Elkutlu, İzmirli Neyzen Hoca Mehmet olarak biliniyor. 1872-1948 yılları arasında yaşamıştır. Babası İzmir Hisar Camii İmam ve Hatibi Şuayb Efendi, annesi ise Sıdıka Hanım'dır. İzmir İdadisi'ni bitirmiş, Zaralı Müderris İsmail Efendi'den dini ilimler, amcası Şeyh Nâhi Dede Efendi'den musiki öğrenmiştir. 1892'de babasının vefatı üzere 20 yaşında Hisar Camii İmam Hatibi olmuştur. İzmir'in Yunanlardan kurtarılmasından sonra adliyede başladığı Mahkeme-i Şeriye Dairesi'ndeki vazifesinin dışında hayatının son günlerine kadar bu görevini sürdürmüş, bu nedenle çevresinde Rakım Hoca olarak tanınmıştır.
Rakım Hoca'nın bilinen özelliklerinden biri de Atatürk'ün şapka devrimini desteklemek amacıyla şapka giymesidir. Amcasının vefatından sonra Tamburi Ali Efendi ve Santa Şikari ile çalışmıştır. Zekai dedenin öğrencisi Aziz Efendi'den de faydalanarak 22 yaşında bestekarlığa başlamıştır. Çalışmaları dayısı Şeyh Nurettin Dede Efendi tarafından destek bulan El Kutlu, 3 Ekim 1946'da kurulan İzmir Türk Musikisi Cemiyeti reisliğine getirilmiş, 76 yaşında ise İzmir'de hayata veda etmiştir. Hanende ve neyzen olan El Kutlu, Mevleviye ve Rifaiye tarikatlarına da mensuptur. Rakım El Kutlu için 1947 yılında İstanbul'da Münir Nurettin Selçuk'un önderliği ve çabaları ile bir jübile düzenlenmiştir. Rakım Hoca büyük bestekar olmak için her formda eser vermenin gerekli olduğu fikrini savunmuş ve bu konuda Hamamizade İsmail Dede'yi kendisine örnek almıştır. El Kutlu, dini ve din dışı olmak üzere ayin-i şerif, tevşi, durak, ilahi, beste, ağır semai, yürük semai, şarkı, türkü, marş, peşrev ve saz semaisi formlarında kendinin ifadesine göre 600'e yakın eser bestelemiştir. Evet, şefimizi sahneye davet etmeden önce bize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek isterim. Kanunda Abdi Altınbaş. Tamburda Eda Ersoy. Utlarda Sedat Oytun. Erbil Er Yılmaz. İnci Büyüklü, Fahri Mert, Hasan Avcı, Klasik Kemençe'de Serap Efil, Keman'da Serhat Çiğiltepe, Ney'de Murat Aytekin. Sazlarda Halil Kutlu, Sirel Karakaş. Evet, şimdi konserimizi yönetmek üzere Sayın Tahir Aydoğdu'yu sahneye davet etmek istiyorum. Sanatçılarımızın seslendireceği Seyfettin Osmanoğlu'nun Hüzzam Peşrevi ile başlıyor. Ardından koromuz Rakım El Kutlu'nun aynı makamdaki 3 eserini seslendirecek. Bekledim yıllarca, lakin gelmedin ey nazlı yar. İkinci eserimiz, aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar. Üçüncü eserimiz ise, susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden. Thank you.
hocam. Bezen Murat Aytekin'in yapacağı Hüzam Taksim'den sonra konserimizin ilk solisti Bilay Akpınar'ı, bestecimizin Gönül Ne Durur Ne de Söz Dinler adlı eserini seslendirmesi için huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz. Thank you.
kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Sözleri Nahit Hilmi Özer'e ait bu bayati eseri koromuz seslendiriyor. Bilmezsin düşündüğüm, ama
Sırada bir Hüseyini eser var. Müheyya oldu meclis, sakiya peymaneler dönsün, koromuz sizlerle. Uşak makamına giriş taksiminden sonra bu makamdaki ilk eseri solistimiz sevgili Mukadder Havuçgil seslendirecek sizlere. Thank you.
Besteciniz Rakım Elkutlu 1948 yılında bu dünyaya veda eder. Naşi uzun yıllar görev yaptığı İzmir Hisar Camii'nin avlusunda musallada namazı kılınmak üzere beklemektedir. Tam bu esnada komşu evlerin birisinden radyodan bir şarkı sesi yükselir. Bu hüzünlü bir tesadüftür aslında. Şarkı şöyle seslenmektedir. Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi. Matemzede gönlümde hayat bir mezar şimdi. Bu eseri de hep birlikte koromuzdan dinliyoruz. Eserlerin ilkini solistimiz Sayın Atilla Öktemer seslendirecek.
Bekledim fecre kadar. Altınbaş yapacak. Thank you.
Thank you.
Merhum bestecimiz Rakım Elkutlu'nun hayattaki yakınları kimlerdir? Nerede yaşar, neler yaparlar? Bizler merak ettik ve bulduk kendilerini. Bir de sizlerle tanıştıralım istiyoruz. Bestecimizin torunu Sayın Mualla Altuğ. Onun da kızı Sayın Doktor Fatoş Yalçınkaya. Ve yine Sayın Doktor Nadide Altuğ. Sahneye davet edelim mi? Alkışlarınızla. Ve ailenin kadim dostu, sevgili hocam Yaşar Bedük, buyurmaz mısınız? Buyurun hocam. Sayın konuklarımız, böyle bir geceyi yaşattığınız için mutluluğumu ifade edecek kelime bulamıyorum. Dedem olur Rakım Elkutlu ve çocukluğum bütünüyle orada geçmiştir. Bestelerini bizzat ağzından almak isteyenler gelirdi. Safiye Ayla rahmetli, Münir Nurettin Selçuk, daha birçok sanatçılar evimize şeref verirlerdi. Ve öyle bir gecede tramvay yolu, önümüzdeki tramvay yolunda duyan iner, gelir dedemin konuklarını dinlemeye, kapı önünde oluşurlardı. Bana bu geceyi yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Güzel ailenin bir güzel ferdi daha var. Daha asistanlığımdan beri birlikte olduğumuz doçent doktor Uğur Altuğ aramızda olamadı çünkü onlar bir üroloji kongresinde bulunmak durumundalar ve gelemediği için de üzüntülerini belirtti. Bu güzel aileyi tamamlayan bir arkadaşımızdır. O orada bilim yapıyor, biz de şarkı söylüyoruz, hadi sanat yapıyoruz diyelim ve bütün aileye çok teşekkürlerimizi, sevgilerimizi tekrar söylüyoruz. Bizler de merhum Rakım'ın bütün yolunda bizi bir araya getirdikleri için sevgili hocalarıma teşekkür ediyoruz. Sonsuz teşekkürler, sağ olunuz. Bu bölümün sonunda iki nihavent eserimiz yer alıyor. Bu makama kulaklarımızı davet eden güzel bir taksimi kimden dinlemeliyiz? Benim aklımda bir isim var. Kanunda usta parmakların sahibi. Siz, aynen, evet. Doğrudur, doğru tahmin etsiniz. Sanırım bu alkışlarla bizi kırmazsınız hocam.
Sayın Aydoğdu, elinize gönlünüze sağlık hocam. Yeniden şeflik makamına aldık hocamızı. Ve bir nihayet şarkıda solistimiz Handan Avcı'yı dinliyoruz. Mümkün mü unutmak üzere neydi o akşam? Geçti ömrüm, ömrü derbederim. Ardından 15 dakikalık kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle olacağız.